bu resmin değerini söyleyecek rakam henüz icat edilmedi. Var olan para birimleriyle değer biçilemiyor. Mona Lisa şu an dünyanın en zengin kadını. Üstelik bunu basit bir hırsıza, bir dizi polisiye vakaya borçlu. Bu da 1930'lu yılların Mona Lisa'sı. Gerçek adı Florence Owens Thompson. Dünyanın en ünlü yoksul Mona Lisa'sı. Ama yoksul Mona Lisa kısa süre öncesine kadar bu kadar değerli olduğundan habersizdi. Hatta bu fotoğrafı çektirdiğine pişman olmuştu. Ona göre kandırılmıştı. Bu da Türk sinemasından bir fotoğraf. Bir kült. Ona Mona Lisa demeseler de peşindeki saplantılı aşık için değeri dünyalara bedeldi. Ama 60'lı yıllarda bu değeri hiç kimse anlamamıştı. Deli saçması diyenler bile çıkmıştı. Sevmek zamanı, gerçekten sevilmek için uzun zaman beklemek zorundaydı. ...22 Ağustos 1911... Louvre Müzesi'nde sıradan bir gün. Ama sıradan olmayan bir şey var. Mona Lisa'nın asılı olduğu duvarda koca bir boşluktan ve çivilerden başka hiçbir şey yok. Güzeller güzeli La Joconde kaçırılmış. O yılların Paris'i her şeyin merkezi. Neredeyse her kafe ayrı bir sanat grubunun mekanı. Elbette buna sanat tacirleri, simsarlar, antikacılar ve sanat çeteleri de dahil. Olağan şüpheliler muhakkak buralarda. 60 dedektif tam yetkiyle görevde. İlk akla gelenler Paris'in vahşileri olarak da bilinen Picasso ve arkadaşları. Diğer adıyla Picasso çetesi. İlk kurban Mona Lisa hakkında ileri geri konuşup alay ettiği bilinen ünlü şair Apolliner. Uzun bir sorgulamanın ardından ikinci ve en büyük şüpheli de evinden alınıyor. Kübizm adı altında tuhaf kadın resimleri yapan dengesiz İspanyol Pablo Picasso. Tüm bunlar an be an dünyanın her yerinde manşetlerde. Da Vinci'nin o güne kadar çok da yüceltilmeyen 500 yıllık küçük eseri bir anda merak konusu. Ama nerede bu? Picasso ve Apolliner'den bir şey çıkmadı. Birkaç fırça darbesiyle serbestler. Peki kim bu? Hem neden Raffaello ya da Rubens gibi heybetli bir eseri değil de sandalye sırtı büyüklüğünde bir resmi çaldı? 2 yıl boyunca çok sayıda senaryo yazıldı. Ama zavallı Mona Lisa bir yatağın altında tahta bir valizin içinde 2 yıldır nefes alamıyordu. Aralık 1913'te İtalya'nın Floransa kentinde bir adam Mona Lisa'yı satmaya çalışırken yakalandı. Hırsız içeriden biri çıkmıştı. Louvre'da cam işçiliği yapan İtalyan asıllı Vincenzo Perugia hiç zorlanmadan Mona Lisa'yı paltosunun altına alıp öylece çıkıp gitmişti. Mona Lisa işte bu yüzden çalınmıştı. Çünkü bir ceketin altına sığacak kadar küçüktü. Perugia milliyetçi duygularla Mona Lisa'nın asıl yerinin İtalya olduğunu söylese de babasına önceden yazdığı mektuplarında yakında tek seferde servete kavuşacağını belirten basit bir adamdı. Ama bu basit adam sayesinde Mona Lisa bir anda zirveye çıktı. 1962'de Amerika'da sergilendiğinde sigorta bedeli dudak uçuklatan türdendi. Bugünün parasıyla 800 milyon dolar. O yıl yaklaşık 2 milyon kişi 20 saniyeden fazla olmamak şartıyla Mona Lisa tablosuna bakmak için kuyruğa girdi. Şimdi ise Fransa
bu gülümseyen küçük kadından her yıl milyonlarca dolar kazanıyor. Boyunun 77 santimetre olduğuna aldanmayın. Ama her Mona Lisa, Da Vinci'ninki kadar şanslı değil. 1930'ların Mona Lisa'sı olarak bilinen bu fotoğraf, hiçbir gizem barındırmayan çaresizliğin fotoğrafı. Fotoğrafçı Dorothea Lange'in 1936'da bir göçmen kampında çekip Göçmen Anne adını verdiği bu fotoğraf, dünya ekonomik buhranının ikonu. Dorothea, üç çocuğuyla çadırda oturan Bayan Florence'ı gördüğünde tereddüt etmeden yanlarına gitti. Kadına adını bile sormadı. Florence sadece yaşını söyledi. 32. Hepsi bu. Dorothea 7 fotoğraf çekti. Bugün bildiğimiz fotoğraf içinse mizanseni kendi kurdu. Aç 3 çocuk ve poz veren kirpas içinde zavallı bir anne. Gerçekten böyle mi olmuştu? Göçmen anne 1936'dan itibaren büyük ilgi gördü. Üzerine senaryolar yazıldı. Ama gerçeği sadece annenin kendisi biliyordu. 1970'lerde anne Florence Thompson bir köyde bulundu. İkinci kez evlenmiş ve toplam 10 çocuk büyütmüştü. Güçlü bir kadındı. Fotoğrafçı Dorothea Lange ise 13 yıl önce 1965'te ölmüştü ama gerçekler Florence Thompson'da hala yaşıyordu. Florence Thompson, o fotoğrafı çektirdiğime pişman oldum diyordu. Bana tek kuruş vermediler. Üstelik satmayacağına söz vermişti. Bir kopyasını gönderecekti ama hiçbir şey göndermedi diye yakınıyordu. Dorothea Lange ailenin çok fakir olduğunu, çadırlarını ve arabalarının lastiklerini sattıklarını yazmıştı geçmişte. Bu da uydurmaydı. Göçmen annenin oğlu bunu yalanlıyordu. Hiç olmayan arabalarının hangi lastiğini satacaklardı? Ama hikaye işe yarayacaktı. Florence Owens Thompson 1983'te 80 yaşında hayata veda etti. Ölmeden önce çocukları hastane masrafları için gerekli 25 bin doları zorla topladılar. Ama Dorothea Lange'in şöhrete kavuşturduğu yoksul Mona Lisa 1998'de kula basılmış olarak tam 244 bin 500 dolara satıldı. Fotoğrafın aslı ise 2002'de 144 bin 500 dolara alıcı buldu. Ve işte bizim Mona Lisa'mız. Her ne kadar değerini saplantılı bir aşağı borçlu olsa da Türk sinemasının dönüm noktası bir filmin de bir numaralı arzu nesnesi. Metin Erksan'ın olmayan parasıyla ve küçük bir ekiple çektiği Sevmek Zamanı, çerçevelenmiş bir kadın fotoğrafı çevresinde dönen tasavvufi bir aşkı konu alıyordu. Metin Erksan gençlik yıllarında sinema okulu olmadığı için kendisine yakın bulduğu bir alana, sanat tarihine yönelmişti. Bu yüzden Sevmek Zamanı'nın her karesi ayrı bir tabloydu. Ve merkezinde Mona Lisa benzeri bir kadın dolaşıyordu. Ama diğer Mona Lisa'lar gibi 60'lı yıllarda Sevmek Zamanı'nın Mona Lisa'sının da değeri bilinmedi. Hor görüldü. Film kendi döneminde asla vizyon bulamadı. Dağıtımcılar için bu deli gibi fotoğrafla dolaşan bir adamın abuk sabuk filmiydi. Tamamına yakını Büyükada'da oyuncular hariç 5 kişiyle siyah beyaz çekilen ve o dönemin baskın eğiliminin tersine Bach'ın müziklerini kullanan Sevmek Zamanı bugün Türk sinemasının kült filmi. Filmin kült figürü fotoğrafsa, sanat tarihimizin suretine aşık olunan ilk kadını.